Selam arkadaşlar, Seyircilerisine hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Aurora'ya gideceğiz. Gitmeden önce ufak tefek bir iki işim var arkadaşlar. Onları halledelim, halledelim gidelim. Şimdi şu odanın içerisinde, aslında buraya değil de öbür tarafa yapalım. Şimdilik bu tarafa yapacağım. Ben hemen su arıtma cihazını yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bekledikçe güzel güzel su üretiyor bu. Tuz üretiyor. Tuz önemli değil ama su üretmesi bizim için çok iyi. Gördüğünüz gibi şu anda toplam direnç 8'e düştü. Biraz sıkıntı. Biraz direnci güçlendirmemiz lazım. Direnci güçlendirmek için de birazcık şey yapmamız lazım. Ne denir ona? Titanyum ve lityum kullanarak güçlendirme yapmamız lazım duvarlarımıza. Duvar güçlendirmesini de ben şurada yapmayı düşünüyorum. Şurası gayet mantıklı gibi geliyor bana. Mesela şurası, şurası. Hadi burayı geçtim. Şu ve şu çaprazlar mantıklı gibi geliyor bana. Bir de botanikte de yapmamız mümkün. Botanikteki, ama botaniğin tamamını cam yapmayı planladığım için şu anda direnci de yükseltmemiz lazım. Aslında iki tanecik güçlendirme baya baya yeterli olacaktır. Buradan çıkalım. Ben şu güçlendirmeyi hemen yapayım. Şöyle şuraya mesela yapabiliriz. Çapraz yerleri yapmanızı tavsiye ederim çünkü 14 güçlendirme veriyor. Diğer yerler sadece 7 veriyor. Yani şuraya yaptığınız takdirde ben bir tane daha yapayım göstereyim hatta isterseniz. 7. Yani anlayacağınız çaprazlar daha iyidir. Ama normalde mantıklı gelmiyor bana, yani çapraz niye daha güçlendirme, daha fazla güçlü olsun? Onun yerine mesela bak 36 oldu şu anda, çok rahat. Artık istediğimiz kadar mesela cam yapabiliriz şeyi. Hatta dur onu da yapalım madem. Botanik tarafını tamamen cam yapalım. Bu camlar da zaten bol bol yer kaplıyordu bizim için. Bir altı da yaramıyordu. Botaniğe iki taraftan da gidebiliyoruz. Ben içeriden yapabiliyor muydum ben cam olayını? Bakayım. Evet, yapabiliyorduk. Çok güzel değil mi? Botaniği daha da geliştireceğim, daha bitki çeşitleri getireceğim ama henüz değil. İkişer ikişer cam kullanıyor bir de bunlar ya. 30'a kadar düştü. Yani her biri eksi bir getiriyor. Cam yetmedi. Camımız var. Neredeydi lan? Heh, yok. Bir cam yeter mi? Neyse, iki tane alayım da şey olmasın. Evet, şu camı da tamamlayalım ve gidelim. Aa, bir tane daha varmış. O zaman abi sizi azıcık daha uğraştıracağım. Bir cama daha ihtiyacımız var. Vay, bu kadar cam boşuna değilmiş yani. Bilmeden de olsa bayağı bir... Gerçi burası çok da önemli bir yer değilmiş, bu arka taraf. Şurası en güzel yer. En güzel kısım bu, şu 4 cam, 5 cam. Evet, dışarıdan nasıl göründüğüne de birazdan bakarız. Şimdi elimizde fazla malzeme varsa bırakalım, yoksa gidebiliriz. Sanırım bir adet yemeğe ihtiyacım var. Yemek, yemek, tuzlanmış yemek olsun. Bir dakika, tuz burada. Tuzlanmış yapalım ki arkadaşlar. Bir tane Reginald alalım. Aslında buna da ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum ama işte. Hani yedek olsun yanımıza. Bir tane su, büyük su aldım yanıma. O da bulunuyor zaten. Kurutulmuş Reginald. Tuzlanmış diyorum, bunu kurutulmuş diyor. Hadi gidelim. Artık şu fiyakalı girişimizi yapalım. Tadaa. Şimdi yanlış mı hatırlıyorum? Bu yöne mi gitmem gerekiyordu? Yanlışmış. Heh, tamam, şu yöne gideceğiz. Aurora'ya ön taraftan girelim diyorum. Orada ben pil aldım mı yanıma? Bir tane aldım. Orası pil kaynadığı için pil almadım fazla. Tamam. Kesiciye. Aa, doğru ya. Kesiciye çok ihtiyacımız olur mu acaba? Olmayabilir. Şimdi sizin bahsettiğiniz o şifreleri bu sefer artık kullanma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Organik malzeme, yani balık malık toplamak, sonra da biyoreaktöre atmak artık çok kolay. Hani akvaryum falan kurmak da çok gerekli değil.
şu kayın tasarım eski tasarımlardan. Lan indim iner inmez anında hemen ısırmaca. Sizin var ya. Size hak ettiğiniz cezayı verirdim ama şimdi benim işim var. Uğraşamayacağım sizinle. Şimdi başka şey var bir de. Neydi o? Değişiklik istasyonu denen bir geliştirme var arkadaşlar. Bir cihaz var daha doğrusu. O cihazı yapmak istiyorum. Yanlış yöne doğru gidiyormuşum ya. Heh, tamam. Şurada zaten görünüyor değil mi? Tabii ön tarafına doğru girelim. Ön taraftan gireceğim. Alttan girmeyelim bu sefer. Altta bug var. Gerçi bug'ı düzelttiler diye duydum ama gitmedim tekrar bir daha. Yani kim uğraşır şimdi? Bug'ı düzeltmiş de olabilirler. Düzeltmemiş de olabilir ama ilk giremediğimiz kapı şifreli kapıydı hatırlarsanız. O da ön taraftan girmeye çalışmıştık ona. Girememiştik. Şimdi işte gayet güzel gidelim. Ön kapıdan gireriz. Şu büyük büyük kuarsları toparlamak isterdim ya. Zaten kuars bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şunları toplasak bayağı güzel bir şeyler çıkardı yani. O sandık kapalı ya. Nasıl olur? Lan? Oha. Ben bunları açmamış mıyım ya? Bu kadar gezdik buraları. Nasıl açmamışım ya? Bu sandıklardan yenisi çıkmıyordur inşallah. Çünkü o zaman aslında çıkıyorsa biraz şey olur, mantıksız olur ama hani bizim için iyi olur tabii ki. Çünkü istemediğin kadar kaynak var, istemediğin kadar pil var falan filan. Şurada bir tane şey görüyorum. Sandık daha görüyorum. Bunu görmemiş de olabiliriz he. Aa dur. Sandık mıydı? Aa hakikaten lan. Ben buralardan yürümedim mi acaba? Yüzmedim mi? Ne yapmadım? Ne yapmadım ben? Buralardan acaba? Su. Ver abi ver. Açıl. Şu kuarz muarz almayacağım ya. Yani şimdilik almıyorum. Dönüşte alırız. İnşallah. Yerimiz kalırsa tabii. Şuna da bir bakalım. Bu ne abi? Her yer sandık ya. Bak bir tane daha ileride var. Oo işaret bulduk. İşaret alırım bir daha. Kapanmadın değil mi? Abi bu sisteme göre gidiyorum. Kapanmış olanları açmamışım diye varsayıyorum. İnşallah diğerleri duruyordur ya. Oo ölme şeyim mi? Aha bir tane daha. Abi bir tuhaflık var bu işte ya. Bunların hepsi yenilendi mi, güncellendi mi, ne oldu? Ana bir tane daha geldi. Alayım da en azından kapağı açık kalsın. Hayır ben en son hatırlıyorum bu civardan bir yerden geçtim. Sandıklar vardı, açtım hatta. Hatta videoyu hatırlıyorsanız şurada da bir sandık varmış, onu da açalım öyle gidelim falan demiştim. Tam şurası. Evet hadi gidelim bakalım. Zaten geldik buraya kadar. Bari gece olmadan şuraya girsek iyi olur. Allah! Hasar aldık mı? Aldık. Şu Leviathan denen şey yaratık da aşağıda geziyor ama bizi ilgilendirmiyor tabii o. Şimdi bir şey diyeceğim. Hangi taraftan gitmemiz lazım? Şurası mı yoksa şunun arkası mı? Sanırım bu... Aa bir dakika şurada da bir şeyler var. Ay yok burası kapalı. Tamam. O zaman şurası. Şu demirin berisi. Yani burası. Sanırım böyle. Abi bu nedir lan? Bir dakika şu böyle dursun. Baksana bir sandıkların hepsi duruyor. Ana! Ben bunların hepsini açmıştım be. Bir işaret daha. Da duruyor. Hayırdır? Abi şu an şaşkınım ya. Ben bunları aldım, açtım, aldım hepsini. Bunlar yenileniyor mu sürekli? Ne oluyor? Ben anlamadım ya. İşaret. Bu işaretler aynı işaretler mi mesela? Yoksa sürekli güncelleniyor mu? Ben sürekli arada bir geleyim o zaman buraya. Ha, küçük bin.
açık bırakmaya çalışıyorum. Mantıklı olarak hani açtığımı göreyim diye. Şu ne? Yalı tıkmış. Sağlık şeysi. Al abi al. Önemli değil. Gidelim. Vallahi bir yanı şey var. Ben muhtemelen yine buradan geri döneceğim ama. Bak yine. Abi ben bunların hepsini aldım ya. Emin ol. Arındırılmış su. Ver abi. Hatta içelim bir tanesini. Bunlar ne? Koordinatlar ısı sinyali. Devasa tüylü top mu? O ne lan? Olası mağara girişi. Peki. Bunlar işe yarabilir. İşaretler için hiçbir zaman şey yapmıyorum. Gereksiz falan demiyorum ama diğerleri biraz mantıksız olmuş yani. Bunlar mesela ganimet. Sağdan soldan düşmüş ganimet. Ganimet. Bir kere alıyorsun sürekli yenisi geliyor abi. Ne abi? Nasıl bir şeydir bu? Böyle bir şey olabilir mi? Makine mi bu? Üretiliyor. Yenisi üretiliyor. Böyle bir şey olmaması lazım. Bu arada ışık çubuğunu aldım mı ben yanıma? İyi, güzel, güzel. Ben hatta ışık çubuğunu şöyle 4'e koyayım. Çünkü 4 numarayı kullanmayacağız buradayken. Hatta daha da ötesini söyleyeyim ben size. Şunu da 5'e koyalım. Çünkü onu da kullanmayız büyük ihtimalle. Şöyle gelelim. Pil. Aldım abi. Bilmiyorum ama yine hepsini alalım. Yani bu çok hoşuma gitmedi açıkçası. Söylemek gerekirse. Yani tamam ganimet elde etmek güzel de hep aynı şeylerden çıkıyor zaten. Bir de bir sürü çıkıyor. Bana saçma geliyor yani. Nereden geçtik biz yukarı? Bak şimdi ya. Şu el fenerin, şurasıydı değil mi? Tamam. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bakayım envanteri neredeyse doldurduk değil mi? Al sana bir sürü pil. Bak vallahi bunların hepsini aldık ya. Olacak şey değil. Tamam. Şunu almasam da olur. Kapan ya. Şunda ne var? Yeni bir şey var mı? Yok. Kapan. İstemiyorum. Vallahi istemiyorum ya. Bunu da istemiyorum. Ne yapayım? Pil mi alacağım? Başka bir şey mi alayım? Tonla var. Milyon tane var. Abi buralar güncellenmiş. Bu da var ya. Yalnız bunun olması iyi oldu çünkü ben gelirken unuttum getirmeyi. Diğer yandan mesela şey değiliz yani. Zorunda da değiliz yani böyle. Bir şey diyeceğim, ışık çubuğu ne kadar işe yarar? PDA buldum. Çekme itme silahı. Ben bunlar yok var mıydı? Yoktu ya. PDA ne işe yaradı? Aldım ben PDA'yı. Bir şey gelmedi ya. Tamam. Yönetim 3. kargo bölmesi. Aşağıdan mı gidelim yani? Aşağıdan geçiş o kadar sıkıntılıydı ki atlayamadık hatırlarsanız. Ama burayı hatırlıyorum ben şimdi. Evet, burayı hatırlıyorum. Buradan nasıl geçeceğiz? Onu hatırlamıyorum. En kötü ihtimalle şey yaparız. En kötü ihtimalle şu aradan bir yerden mi geçmeye çalışıyoruz? Bilmiyorum. O zaman ben el fenerini geri geçeyim. Hatta hiçbirine geçmeden de olabilir belki. Bir şey diyeceğim. Şunun üzerinden yürüyebilir miyim? Yok, içinden geçiyorum. Ne saçma bir şey ya. Tamam, o zaman şunu kapat. Şurada bir zıplayacağım bakalım. Vallahi geçtim. Şimdi el fenerine geri geçelim. Burada neler var onu bir görelim. Bir şey yok. Tamam. O orada bir sandık var. Bak daha önce bu sandık var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Bu sandığın var olduğunu hatırlamıyorum hiç. Pil. Kapat ya, kapat. Şimdi burası neresi? Kargo bölmesi diye geçiyor. Peki bizim bulduğumuz şifrelerden kargo bölmesi o değil galiba, burada değil mi? 1454. Şimdi onu deneyelim. 1454. Vallahi açıldı. Eyvallah Genco. İyi de ben buraya geldim be abi. Ters yönden geldik. Ters yönden geldik. Burayı gezdim, buradan geçemedim sonra. İnşallah.
bunun olacağını biliyordum. O zaman tersten gidelim yine. Şeyde bir de geçemediğimiz bir yer vardı arkadaşlar. Belki yeni bir şey vardır diye etrafa yine de bir bakınalım. Bu kadar sandık içeriği yenilendiğine göre. Aa, sandık sandık. Yemek istiyorsak bol bol yemek var burada. Alayım mı ya bir tane şeyi? Şu al bir tane. Ben yine de bir etrafa bakınalım. Bu kadar çok pil gelmesi bence gereksiz. Çok anlamsız. Çünkü arkadaşlar pilleri şarj edebiliyoruz yani. Bu kadar çok pili oyuna koymalarının anlamı yok. Eskiden biliyorum şarj aleti diye bir şey yokmuş. Oo, nereye gidiyorum ben? Hadi inelim aşağı. Tamam, şuradan yandan çıkmıştım. Hasar alıyoruz ama önemsemiyorum çünkü o kadar çok iyileştirici alet var ki elimizde. Aman, aman abi, aman. Allah kahretmesin. Allah. Hayır. 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 Abi ne? PDA açıkken bunun gelmesi bildiğin ölümün kesin olması anlamına geliyor. Bulduğum her şeyi kaybedeceğim demektir bu. Bak 1'e basıyorum gelmiyor, öldük. Ah havle vela. Hayır, can da basacaktım ama PDA açıkken sıçtık. Bir de nereye düştük bak. Bir de nereye düştük bak. Hadi bakalım. Allah'tan işaretler duruyor. Peki benim asıl merak ettiğim şey bizim şu duruyor mu acaba? Şimdi madem pilleri falan kaybettik önemli değil. Ben o zaman şu aletler dolabından şunu alıyorum, bununla gidiyorum. Hiç sevmiyorum bu aleti ama çok yer kaplıyor çünkü, ama gidelim abi, yapacak bir şey yok. Pis yaratık ya. Yapıştık koluma. Bu nasıl bir şeydir ya? Olacak iş değil. Ben şu geminin yok olup olmadığından emin değilim. Ondan endişeliyim esas. Allah Allah. Ay, PDA açık olmasa yine bıçakla vuracaktım belki. Bu ne lan? Takıldı buraya. Yine bıçakla vuracaktım. İlk vuruşumda gitti, uzaklaştı ama şey yapmadı. Hani ölmedi. Allah Allah. Yapışıyor, bırakmıyor bir de yani. Bence diğer bütün yaratıklardan en tehlikelisi bu. En tehlikelisi bu. Bir kere PDA'nın açık olmaması lazım ki kurtarasın. Şansa bak ki ben oradan indiğim zaman zaten üstüme ateş falan düşmüştü. Şey oldu. Can yarıya düşmüştü. O yüzden bu yaratık da yapışır yapışmaz kaçar kaçar düşürdü, bilmiyorum ama hızlı bir şekilde düşürdü. Aha da bir sandık daha. O kadar şeyi kaybedince açalım bari bunları. Tabii şeyde değiliz ya. Ekstra su almadım yanıma ama sandıklardan yine çıkar. Bu sefer içerideki sandıkları açalım. Yani lazım değil falan deyip bırakmadığım, aşağı açmadığım şeyleri sandıkları açayım. Abi burada da bir tane var. İşaret. Harika. İşaret her zaman iyidir abi. Özellikle önceki işaretlerle aynı olmadığı sürece, yeni işaret olduğu sürece her zaman makbule geçer yani. Lan. Pil. Alalım. Ya şimdi diyeceksiniz ki burayı deneyelim. Burası mıydı orası? Şunu da açayım, bir nefes alalım. Tamam, o zaman burayı deneyelim. Nasıl olsa buradan geçtiğimiz yerin aynısı. Önce bir nefes alalım.
Nerede lan bu yarık? Ben burayı orası zannettim. Değilmiş. Tamam, o zaman gidelim. Şurası olsa gerek. Oo, pil bitti. Ne kadar kolay bitiyor bunun pili ya. Şurayı inceledik mi? Evet. Az önce geldiğimiz zaman geçtik buradan. Evet, doğru. Tamam, şu yarığa geldik diyecektim. Ya, o geçmişiz onu ya. Burası orası değil. Neyse, boş ver. Başa geldik o zaman. Biz geminin olduğu yere gidelim en iyisi. Çok derinde takılmanın anlamı yok. Gemi dediğin de minik. Miniğin olduğu yere. Abi ne sinir bozucu bir şey ya o yaratık. Çok sinir bir şeymiş. Evet, minik duruyor. Ölmemiş, yok olmamış. Çünkü bir şeye başıma geldi. Normal gümüş toplamaya gitmiştim arkadaşlar. Şimdi bizim bunun deposunda yerimiz var mı? Boşluk. Var mıydı? Aa, tamamen boş. O zaman buna ihtiyacımız yok. Bunu koyalım gitsin. Hatta şu işaretleri de koyalım gitsin. Tamam mıdır? Tamam. Çıkalım. Gidebiliriz. O zaman shift'le hızlı bir şekilde yürümeye çalışayım. Bunlarda zaten keşfedilecek bir şey kalmadı. Ben geldiğimde böyle bulacağım diye bekliyordum burayı. Bu da beni bekliyor herhalde. Oo, tepki vermedi. Zıplarken insan niye sürekli bu sesi çıkartır? Tamam. Şurada var mı alacak bir şey? Yalnız en kötüsü ne biliyor musunuz? Yangın söndürme aracı. Şimdi pili, çünkü buradan aldık yangın söndürme aracını. Peki öldüğüm yerde bütün bu o nesnelerin hepsi yerlere saçılmış vaziyette çıkacak mı acaba? Eğer öyleyse sıkıntı yok, ben gider alırım onu. Ama yangın da çok önemli değil. Sadece tarama konusunda sıkıntı yapacaksa önemli. Hop. Aa, geçemedik bu sefer. Bu sefer geçemedik. O tarafa gitmiştik zaten. Orada kapı var mıydı? Allah Allah. Geçen niye geçtim de şimdi geçemiyorum? Çok erken bastım bu sefer de. Geç basınca da geçemedim. Allah Allah, daha demin nasıl geçtik ya? Ana çok iyi ya. Çekme itme silahı. Geçtim, evet. Geçtin de çekme itme silahı burada çok işe yarar. Evet. Ver abi. Pillerim gitti hepsi. Zarar ziyan oldum. Çekme itme silahı. Ulan keşke bileydim ben, bunu getirirdim ya. Bir dur lan. Şundan da kullanalım biraz. Ah, silahım nerede? Bıçak. Aman. Aha, şurada. Pis yaratık. Ölümüme neden oldun sen. Tamam. Aa, burası tamir etmemiyim. Tamir etmemiş miydik? Allah. Dur lan, o PDA açık olmasın. Bunun belanı iyi bari tek vuruşta ölüyor. Başka var mı bundan ya? Çok sakat, çok tehlikeli bir yaratık ya bu. Aha. Bak belanı versin. Kana bak ya. Kanımı emdin. Pislik herif. Acıktım yalnız ya. Niye yemek yemeden geldim ki?
Valla fena işler. Fena işler. Dur bakayım, bunu 5 numaraya koyalım. Şu tamir işini bir yapalım bakalım. Lan. Nerede bu yaratık? Bak bak bak, burada geziyorsun. Ne pis bir suymuş bu yani. Ne pis bir su burası ya. Tamam, açıldı kapı. Burası aynı yer değil mi? Daha önce geldiğim yer. Seamoth'un yapıldığı yer burası galiba. Burada suyun seviyesi de o kadar... Seamoth. Zannedersem Seamoth parçaları buluyoruz burada. Aha, Seamoth bir şeyi buldum. Seamoth neyi? Basınç dengeleyici. Vallahi biraz geç oldu ama neyse. Alalım. Malzemeden kurtarırız. Bu da Seamoth parçasıdır kesin. Aa bak. Şuna geçmeyince de görünmüyor he. Neyse, Seamoth parçasını ben burada ne yapayım? Bana değişiklik istasyonu lazım. Eğer bulabilirsem o çok güzel işime yarar. Onun harici hiçbir şeye yaramaz bence. Peki suyun üzerinde ne var? Bu da Seamoth parçası. Aslında buraya gelmek de Seamoth parçalarını keşfetmemizi, epey çoğunu keşfetmemizi sağlayabiliyor. Tamam abi, o zaman bir çıkalım. Bir dakika. Şu yaratık anemici. Ölmüş zannedersem. Ama tarama cihazı çalışıyordu. Normalde ölülerde çalışmıyor yani. Tamam. Bakayım ne var burada? Pil. Al abi. Bak şu kapı kesilmişti. Kesinlikle kestiğimi hatırlıyorum ben bunu ya. Abi Aurora yenilenmiş resmen. Resmen yenilenmiş. Ulan kendi ayağımdan koptum. Huy. Vallahi ben bunu kestiğimi hatırlıyorum ya. Bu nedir abi? Aurora'ya ben birkaç seferde bir gelip sürekli böyle yeniden yeniden şey mi yapacağız? Gerçi burada kesme işlemi daha kolay. Bir iki tane şey keşfetsem güzel olur ya. Neydi o gıda bloğu var ya. Çünkü çok sayıda suyumuz var mı acaba? Bitti mi? Bayağı bir şey yaptık. Ölünce hepsini kaybettik. Dökülen bir şey de görmedim. O kaynakların hepsi boşa gidiyor tamamen. Yani o zaman çok önemli, çok ciddi bir şey almışsak elimize, o zaman hepsi gidiyor. Allah'tan önemli dediğim şeyler de mesela sinyaller, işaretler daha doğrusu. İşaretlerin hepsi de elimizde kaldı Allah'tan. İyi oldu yani vallahi. Vallahi iyi oldu. Şimdi bu kesilsin bakalım nereye çıkacak. Bu arada video kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. Çünkü birkaç defa ara vermek zorunda kaldım. Şimdi montajda birleştirince bir şeyler belli olacak. Abi burada PDA var. Bak burayı hatırlıyorum abi. Adım gibi biliyorum burayı. Hatırlıyorum ya. Bak bunları alıyorum, bir şey olmuyor. Çünkü daha önce geldim buraya. Abi bir PDA daha bak. Alıyorum, hiçbir bir atraksiyon bir şey olmuyor. Bir yazı çıkmıyor. Çünkü daha önce alındı bunlar. Abi tuhaf şeyler ya. Burası neresi? Bu ne? Aha. Bak bunu da ben tamir ettiğimi hatırlıyorum. Dur, o değil. Abi şu ışık çubuğu çok fazla bir işe yaramamaya başladı. Şunu bir alayım. Yalnız yemek var yanımızda. Bir tane Reginald olması lazım. Heh. Yine geldik buraya. Yine bir sürü şey var. Şu an ılış giysi parçaları. Ben neye bakacaktım? Burada bir şey yok ya. Gel. Sadece geride bir yerde bir şey daha olması lazım. Bak, suyumuz da var, yemeğimiz de var ama burada bulacağım şeyler daha önemli diye düşünüyorum. Gel bakalım buraya. Kalori al diyor. Yoksa zayıf kalacaksın. Burada bir sandık olması lazımdı. Ha, bizim açabileceğimiz türden sandıklardan. Allah Allah. Burası değişmiş. Orada bir sandık vardı yani daha öncekinde.
dış giysi parçası. Lan çıkamadım yukarı ya. Yani onu da tarayabiliyorum da dış giysi parçası olarak bir anlamı yok benim için. Bunlar güncellenmiş anlaşılan ki güncellenince otomatikman bunlar da geldi. Bana şey lazım mesela. Bak bu burayı da söndüremeyeceğiz şimdi, o da kötü. Dış giysi parçası hepsi güncellenmiş ya. Kol var ya, kol, değişik kollar. Bu ne mesela? Sonar mı? Depolama modülü. Yaptık ya. Beğenmedim. Bu durumu beğenmedim arkadaşlar. Aynı yerde aynı şeylere benzer şeyler var. Bak mesela daha önce biz burada sonar bulduk. Ben üzülmüştüm sonar bulduğuma. Çünkü sonar pratik olarak çok fazla bir işe yaramıyordu. Büyük. Koyalım bir tane. Neyse yemeği yiyelim. Suyu da içelim. Bulursak eyvallah, bulamazsak da yapacak bir şey yok. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Ah ah. O aleti alacaktım yanıma şimdi. Ne güzel geçerdim buradan. Üstelik söndürme aletimiz de yok. Bol mol bulamadık ama diğer tarafta bulabiliriz belki. Şimdi arkadaşlar, yukarı çıkmam lazım da nasıl çıkacağız? Şuradan bir deneyeyim bakalım. Şuradan. Aa, çıkılabiliyor, evet. İçinden geçmiyorum. Çıktık. Nihayet. Aa, burada burası açıkmış ya. Peki şurada ne var? Şunlar ne? Aman düşmeyelim de şimdi. Bir de onunla uğraşmayalım. Ulan bir de ateşten taranmıyordu eskiden, şimdi taranabiliyor. Bokunu çıkarmışsınız yani. Yemek ver bana. Su, o da olur. Vallahi hiç açık bırakmaya çalışmayacağım. Çok anlamsız oldu. Al besin bloğu. Yiyeyim mi? Yemeyeyim, daha sonra yeriz. Burada tonlu su var zaten. Geçen sefer de vardı. Şimdi de var. Artık daha fazlası bile var. Yine PDA görüyorum orada. Buralara geldik ya. Ölüyordum lan. Yani bunu da almışız. Aa bak. Tamam, alalım o. İşe yarar. Şimdi kod gireceğimiz bir kapı daha olması lazım esasında ama bu kapının nerede olduğunu ben şey yapamadım. O değil, bu da değil. Oha, ateşlerde sandık. Açılmıyor zaten. Ateşlerde sandık. Şeyi versene bakayım bana. Yangın söndürücüsünü. Yangın söndürücüsü dedik Genco. Valiz mi? Birileri valizini unutmuş. Tamam, alalım. Suyu da ver abi. Oha, nereye fırladım ben böyle? Oha, nasıl oraya çıktım ya? Bak, PDA'ların hiçbir işe yaramamaya devam ediyor. Tamam, devam. Lan her geldiğimde burası böyle mi olacak acaba? PDA'lar boş çıkıyor. Tamam, burası da boş. Şimdi bir dakika. Buradan geldik yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buraya doğru gideceğiz. Pil. Demek ki o bıraktığım pillerin hepsi gitti. Hani kenara bırakmıştık ya. Burada gıda bloğu vardı. Su abi. Alalım, ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Burada su var. Şuradan geçilmez. Burası kapalı. O zaman ters yöne gidelim. Şuralara baktım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yaptım. Baktım. Tamam, buraya bakalım. Şuraya baktın mı? Baktık sanki ama... Ah işte kod.
Şimdi diğer kod neydi? Nihayet diğer kodu da giriyoruz. Başlıca 1400 kargo bölümü. Peki bu da bir tane daha vardı. Yok, burada değildi. Bu muydu? Heh. Yaşam konutuma gel. 1869 mu? 1869. Vallahi açıldı. Çok bir alta yarayacağını zannetmiyorum ama ha, şifre koymuşlar. Ya bir anlamının olması lazım arkadaş. Heh. Gördünüz mü? Bu hareketi görmek lazım. Özel ilişkiler. Hayatta bütün güzel şeyler mallardır diyor. Biz sevgiyi hisse senedi alıp satar gibi pazarladık. Ön söz he. Neyse, burada yararlı bir şey de olabilir, olmayabilir. Bakalım. Bir PDA bulduk sadece. Bu ne? Oyuncak. İstemiyorum ya. Su var, şu var. Bir tane bir şunu açayım mı? Ne olduğunu anlamadım. Aa, duvar rafı. Yeni bir şey. Çok da yeni değil. Yani çok da bir işe yaramaz. Ben aslında şeyi istiyorum ya. Bu değişiklik istasyonu. Genel bir değişiklik istasyonu. Aa, iki kişilik yatak. Ne bileyim, belki bu gezegende birini buluruz yani, değil mi? Bir blueprint daha. Bakayım bir dakika. Yerimiz ne kadar var? Şu oyuncak ne kadar yer kaplıyor? Kesin 4 yer kaplıyordur. Ha, tek yer kaplıyormuş. Tamam, aldım ben o zaman oyuncağı. Tamam. O neydi aldım? Su mu aldım? Ha, valiz almışım. Bak ya. Ben niye tavana çıktım böyle? Hadi. Burayı da açmış olduk böylece arkadaşlar. Aa, bir tane daha. Aa, bunun şifresini bilmiyoruz. Peki. Burada şifre yok. Burada var mı? Robotik bölümü erişim şifresi parça sürmesi tamamlandı diyor. Burada da geçmiyor. Şifreler bunlar. Tamam, demek ki pek yok. Peki aynı şifreyi burada kullansak, 1860 ne? 1869, tamam. 69 yok. Yok, o da olmaz diyorsun. Peki. Burası kaldı o zaman. Buranın şifresini bulamadık ya. Eğer şifrelerin tamamı buradaysa. 400 ne mesela? 18.06 doğum günü. 22.11 yine doğum günü. 40 hafta eve gitmek için kalan zaman. 400 hafta eve gitmek için hissettiğim kalan zaman. Çok kredi için bu işi yapıyorum diyor. Kargo bölümü şifresi sadece. Başka da bir şey yok. Güzel öneride yine pek fazla bir şey göremedim. Şu şifre gözümüzden kaçmıştı daha önce. Burada ekstradan bir şey yok. Erişim şifresi. Robotik bölümü erişim şifresi parça sürmesi tamamlandı. Her neyse. Demek ki buradan gidemeyeceğiz başka. Teknikte ne var? Araçlar, güç falan filan. Son bakacağımız yerde burasıydı arkadaşlar. Daha fazla da bir yer yok. Ondan sonra. Şimdi ben geri dönmek zorundayım. Ve yine gözden kaçırdığım bir şey varsa arkadaşlar. Ben yine böyle arka arkaya çektiğim için mecburen. Ha bak, burayı açmışız. Böyle görünüyor açılmış olanlar. Bir tek orası kaldı. Eğer orayı da keşfedersek şey yaparız. Gireriz ama ben buralarda pek de bir tasarım bulabileceğimizi zannetmiyorum açıkçası. Çok geldim. Burası da değil. Burası mı? Aa, nerede lan? Ha, şurada. Şimdi geri döneceğiz arkadaşlar.
Geri döneceğiz ufaktan. Ben biraz gezeyim o zaman. Sonra da eğer bir şey bulamazsam karargaha kadar geri döneriz. Yeni keşif yollarımızı planlamaya çalışırız. Açtığımız yerleri açtık güzelce ama pek bir şey de çıkmadı gördüğünüz gibi. Bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere inşallah diyelim. Hadi eyvallah.